Merhabalar. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün 24 Nisan Pazartesi günü yayını için yaptığımız kaydı sizle paylaşacağız. Çok kıymetli 4 katılımcımız var ve epey uzun süredir aslında hedeflediğimiz bir şeyi de yapmaya çalışacağız. Çünkü Resul Hüseyinzade ve Melisa Akkuş bizimle birlikte gerçekten de sahada aktif katılımları olan çocuklarla konuşacağız. Hem de çok önemli bir konuyu, çocuk aktivizmi, çocuk katılımını tartışacağız. Gözde Durmuş'la daha önce program yapmıştık, belki hatırlarsınız. Kendisi Bilgi Üniversitesi'nde çocuk çalışmaları biriminde beraberce çalışıyoruz. Özellikle çocuğun iyi olma hali, çocuk işçiliği, çocuk katılımı alanında. Ve Aslıhan Niksarlı, kendisi çok önemli aslında, çok heyecan verici bir çalışmanın parçası ki bu bugün konuşacağımız katılımcı ve güvenlikli gençlik aktivizmin Kökler ve Filizler Derneği. Roots and Shoots Türkiye'den. Hoş geldiniz diyorum herkese. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Aslan Niksarlı ile ilk başlayalım. Biraz hem bize kökler ve filizleri, Roots and Shoots'u hem de projeyi birazcık anlatabilir misin? Tabii ki. Öncelikle davet için çok teşekkürler. Bugün burada böyle kalabalık olmak çok güzel. Ayrıca da gerçekten projenin ve derneğin de özneleriyle Resul ve Melisa ile de olmak ayrıca çok keyifli. Ben biraz Roots and Shoots'tan bahsetmeye çalışayım. Roots and Shoots 1991 yılında Jane Goodall tarafından, kendisi aslında şempanzeler hakkında bugün bildiğimiz bilgileri bize açan öncü kadınlardan bir tanesi. 91 yılında kurduğu bir girişim. Çocuklar ve gençlerin doğa, çevre, insanlar ve hayvanlar hakkında projeler yapması, onların meraklarının peşinden gidebilecekleri alanları açması ve bununla beraber herkesin fark yaratabileceğini, ufak farklılıkların, ufak değişikliklerin çok büyük şeylere yol açabileceğini gösteren bir kurum aslında. Biz de bundan 2 sene önce, hatta daha fazla oldu, 2,5 sene önce Türkiye'de Roots and Shoots Türkiye'yi kurmak için bir adım attık. Bunu yaparken de bizim Türkiye'de neye ihtiyacımız var, neler yapabiliriz gibi sorularla önce oturduk, hep beraber bir düşündük. Daha sonra gençlerle ve Tam çocuklarla. bir şey yapalım mı? Yani Roots and Shoots Türkçe ne demek? Belki ondan başlayabiliriz. Çünkü dinleyicilerimizin bazısına zor geliyor da olabilir. Tabii ki. Roots and Shoots aslında kelime olarak kökler ve filizler anlamına geliyor. Biz yabancı bir oluşum olduğu için de Türkçe'de de çok az kökler ve filizleri kullansak da anlamına sıkı sıkıya gerçekten bağlıyız. O kök ve filiz halini gerçekten hep birlikte hissediyoruz. Biz Türkiye'de 2 seneden birazcık daha önce kurulduk ama 5 senelik, aslında neredeyse 5 seneye yakın bir geçmişi. İlk başta benim globalde bir gönüllülüğümle başladı. Sonra zaman içerisinde Türkiye'de Roots and Shoots'u neden kurmuyorsunuz? Türkiye'de Roots and Shoots neden yok diye gençlerin global ekibi ve mesaj atmasıyla birlikte biz de yavaş yavaş kurulmaya başladık. Kurulma sürecinde de çocuklar ve gençlerle beraber onların nelere ihtiyaç duyduğunu, bizlerin neler yapabileceğini beraber düşündük ve hep beraber 2021 yılında Türkiye'de kurulduk. Tabii ki de bu süreçte Bilgi Çoça'yla çok sık çalıştık. Gözde'den. Peki dünyada başka yerlerde var mı, yoksa kaç tane diyelim şube mi diyeceğiz, farklı ülkede etkinlik var? Farklı 65 ülkede şu anda ofisi olan bir kuruluştan bahsediyoruz. Başka ülkelerde de kendileri bir ofis ya da dernek, bir kuruluş olmasalar bile aktiviteleri devam ediyor. Dolayısıyla gerçekten dünyanın birçok yerine yayılmış bir ağ var ve hemen hemen de bu ağdaki herkes birbirinden bir şekilde haberdar ve etkinlikler devam ediyor. Burada güzel olan şeylerden biri de aslında kendi ülkende ihtiyaç duyduğun projeyi yapabiliyor olman ve bir tepeden inme bir proje sisteminden değil de çocuklar ve gençlerin nelere ihtiyaç duyduğunu, onların hangi projeleri yapmak istediklerini önceliyor. Aslında birazcık da bizim bu katılımcı ve güvenli gençlik aktivizmi de öyle çıktı diyebilirim. Belki bir böyle oraya girmeden Çoça'yla olan Tabii tanışıklığımızdan tabii. bahsetmek güzel olur. Biz daha yeni kurulmaya başladığımızda Burcu Meltem Arık bize Gözde'den bahsetti, Bilgi Çoça'dan bahsetti ve Gözde bizim bir toplantımıza geldi ve hep beraber ve Gözde'ye hayran olduk. Allah'ım neler anlatıyor diye. Ve aslında bizim için de çocuk katılımı ve çocuk güvenliği her zaman Gözde'nin de bize bu bilgileri aktarmasıyla gerçekten merkezine
oturdu çalışmalarımızın ve beraber bazı çalışmaları hazırlamaya başladık. Yani Roots and Shoots'un etik ilkeleri ne olacak, katılım prensipleri ne olacak, çocuklarla nasıl çalışacak gibi. Ve daha sonrasında da bu bize başka bir kapı açtı ve Bilgi Üniversitesi iklim ve çevre iklim ve çevre konusunu düşünürken, biz çocuk katılımını beraberinde düşünürken aslında ne kadar çok yerde kesişiyoruz ve birlikte neler yapabiliriz gibi bazı şeyleri konuşmaya ve ufak ufak projeler yapmaya başladık. Peki ben yine keseyim Aslan. Ve o zaman Gözde'ye çok kısa sözü vereyim. Gözde'cim, bizim hep konuştuğumuz, üzerinde tartıştığımız işte korumadan güvenlik kavramına ya da çocuk katılımı dediğimiz çocuğun özne olmasına belki bir grup izleyicimiz, dinleyicimiz çok alışık değildir bu kavramlara. Çok kısa bir onu da söyleyebilir miyiz? Yani burada hani daha niteliklerini söylemeden ama neden çocuk katılımı diyoruz? Çocuğun özne olması ne demek? Birazcık onu da söyleyebilir miyiz? Tabii ki çok kısacık açıklamaya çalışayım. Ya şöyle bir durum var. Aslında işte çocuklar aslında hak özneleri ama haklarını hayata geçirebilmeleri için işte gelişim halinde farklı ihtiyaçları olduğu için de aslında yetişkinlerin bir takım sorumlulukları var. Ama bu yetişkin çocuk arasındaki ilişkisellik çoğu zaman yetişkinlerin çocuklar adına karar vermeleri, sanki onlar adına en iyisini düşünüyorlarmış gibi bir duruma geliyor. Şimdi ilk başlarda da yani bu hem çocuk haklarına baksak, hem çocuk refahından çocuk iyi olma haline giden çocukluk alanındaki çalışmalara baktığımızda ilk başlarda biraz daha koruma perspektifini biz ağırlıklı görüyoruz. Yani sanki çocukların temel ihtiyaçlarını biz karşılasak, yetişkinler olarak korusak onları, her şey çok onların iyi olma hali destekleniyormuş gibi. Ama bu hem çocuk hakları tarihi açısından baktığımızda, hem çocukluk çalışmalara baktığımızda bunun yeterli olmadığı son zamanlarda zaten çok sıkça konuşulan konulardan biri. Çocuk katılımı tam da burada çocuğun hak öznesi olması ve onun da kendi görüşlerini, ihtiyaçlarını dile getirebilmesi, dikkate alınması, sadece dile getirebilmesi de dikkate alınmasının ne kadar kıymetli olduğunu söylüyor. Hani bugün 24 Nisan programındayız. Yani 23 Nisan'da çocuklara mikrofon ya da masaya oturup bir şey sormanın ötesinde aslında her zaman her şekilde, yani biz çocuklara nitelikli bir eğitim ve erişimlerini desteklemek için de sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak için de onların ihtiyaçlarını bilmemiz gerekir. Çünkü onun yetişkinler onların varsayımlarıyla gittiğimizde bunun çok etkin politikalara dönüşmediğini biliyoruz. O yüzden biraz öğrenmemiz gereken ama biraz diğer hakların da hayata etkin geçebilmesi için kritik bir konu olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda da sözleşmede bir hak olarak tanımlanmış durumda. O yüzden hani bir lütuf olarak değil, aslında bunu yetişkinlerin bir şekilde öğrenmesine ihtiyaç var çocuklarla birlikte çalışmaya, birlikte üretmeye. Şöyle, belki çoğu zaman göstermelik katılım dediğimiz bir süreç yaşanabiliyor. Yani çocuğun orada olması, şu an örneğin Resul'ün ve Melisa'nın görüntüsünün olması hani sanki katılımı sağlıyormuş gibi geliyor ama aslında sistemimizi değiştirmeden, düşünce yapımızı, aile yapımızı, toplumsal yapımızı değiştirmeden çok da kolay gerçek katılımları sağlayamıyoruz. Ki bazen işte bildiğimiz üzere tüm yetişkinler açısından da katılımlarını herkesin eşit olduğunu söyleyemiyoruz. Belki çok kısa Aslan'la tekrar projeye dair bir genel giriş yapması için sorayım. Sonra Resul ve Melisa'ya dönelim. Gerçekten katılımcı olabildi mi? Olay nasıl gerçekleşti? Biraz onunla konuşalım. Tabii ki. Teşekkürler. Bu işte bizim Bilgi Çoça ve Roots and Shoots olarak beraber düşünmeye başlamamızla, yani aslında ve birçok kurumun da globalde de Türkiye'de de iklim çevre aktivizminin ya da çevre hareketinin çocuk haklarından ayrı bir şey olmadığını, birbiriyle birçok hak temelli çalışmada iç içe geçmesinin ne kadar kritik olduğunu görmemizle bir süredir bu bir proje üzerine düşünüyorduk. Tabii ki burada Melisa, Resul, onlar gibi anmamız gereken hem danışma kurulumuzda olan, hem yönetim kurulumuzda olan, hem projeye farklı alanlarda katkı veren gençlerle de bizim neye ihtiyacımız var? Aktivizm yaparken neler eksik? Nasıl bir alana ihtiyaç duyuyoruz? Katılımcı olmak sizin için ne anlama geliyor? Güvenlikli bir ortam sağlamak ne anlama geliyor gibi tartışmaları sıkça yaptık. Ve sonrasında da aslında bu aktivizm sürecinde hem akran arasında hem de yetişkinler tarafından çocukların her zaman çok da güvenli hissedemediğini, her zaman çok da katılımcı olamadıklarını, her zaman iyi hissedemediklerini duyduk. Peki bunun için ne yapabiliriz diye bir süreç
geçti, neler yapılabilir diye ve sonrasında bu projeyi çıkarttık. Ve bu projede de aslında birçok aşama düzenledik. Çalıştaylar düzenledik, bir kamp yaptık. Hepimize iyi gelecek bu günlük gezilerden oluşan bir kamptı. Materyalleri birlikte ürettik. Burada programda göreceğiniz animasyonu beraber ürettik, beraber seslendirdik, beraber içeriklerini, renklerine karar verdik. Vaka kartları belki ileride mutlaka bu programda konuşacağız. Çok kıymetli bir çıktısı oldu. Vaka kartlarını birlikte ürettik ve en son olarak da bir eğitici eğitimi düzenledik bu programa, bu projeye dair. Ve şimdi eğitici eğitimimizi de bitirdikten sonra yaygınlaştırma eğitimi yapıp akran eğitimi vasıtasıyla çocukların, yine çocuklara katılımcı ve güvenli bir aktivizm modeli nasıl olabilir? Çocuk hakları bunun neresinde? Aktivizm için kendimizi iyi hissedebileceğimiz hangi alanlara başvurabiliriz? Bizim haklarımız nelerdir? Yetişkinlere neler söyleyebiliriz? Gibi bir çalışma alanı oldu projenin. Tabii ki projenin son çıktısı da, son faaliyeti de yetişkinlerle beraber çalışmak olacak. Yetişkinlere belki birazcık daha bazı şeyleri hatırlatmak, beraber bunları düşünmek ve konuşmak gibi bir derdimiz oldu. Ve bu süreçte de yaklaşık biz Eylül ayında bu projeye başladık. Eylül ayından beri de bu proje üzerinde çalışıyoruz. Çok güzel. Şimdi sözü bir önce Melisa'ya vereyim. Melisa, çok kısa bir kendini de tanıtabilirsen ve sonrasında da birazcık hani katılımcı ve güvenli bir süreç oldu mu senin için? Senin en çok deneyimlediğin, çünkü bizim en çok vurguladığımız şey aslında hepimiz yaşamlarımızın birinci elden bilen kişileriz. Hani senin açından nasıl oldu bu süreç? Nasıl katkı verdin? Onları duymak isteriz. Tabii ki. Ben Melisa, 18 yaşındayım. Liseden mezun oldum. Çok küçük yaşlarımdan itibaren savunuculuk alanlarında çalışmalar sürdürüyorum. Bir aktivistim aslında. Ve bu aktivizm yoluna da dünyayı kurtarmak istiyorum diyerek çıkmıştım. Ben gerçekten Mutant Youth içerisinde kendimi kendim olarak hissediyorum. Benliğimi yansıtabildiğimi hissediyorum. Ve bu proje içerisinde de konuşmaya, tartışmaya ve kendimizi iyi hissedecek şeyler yapmaya çok ihtiyacımız olduğunu fark ettim. Çünkü biz evet çok uzun süredir mücadele ediyoruz ama bir durmamız gerek. Bir durup kendimize, biz ne düşünüyoruz ve bize nasıl davranılıyor bakmamız gerekiyor. Çünkü çocuklar savunuculuk alanlarında savunuculuk yapan, aktivizm yapan çocuklar çok fazla kullanılabiliyor. Basında, medyada, farklı yerlerde işte çocuklarımız, geleceğimiz gibi sözlerle, cümlelerle çok fazla kullanılabiliyor. Ama biz bir durduk, bir araya geldik. Toplamda dedik ki, buna bir dur dememiz gerekiyor. Yani çocukların kullanılmasına bir dur dememiz gerekiyor. Çünkü çocuklar bir kere bizim geleceğimiz, bizim garantimiz, bizim sigortamız değil. Ve bunun için bir ses çıkarmamız, ses olmamız ve kendi mental sağlığımıza yönelik bir şeyler yapmamız gerekiyor. Hepimizin milliye gibi gerçekten kolay süreçler değil. Yoğun süreçler, sürekli çaba ve emek isteyen süreçler. Ve biz de bir araya gelip gerçekten çok verimli tartışmalar yürüttük ve sonuçlar da aldık, sonuçlar çıkardık. Hiç engellenmedim. Yani söz alma hakkım, fikrimi belirtme hakkım, kendim olarak var olabilmem hiç engellenmedi ve bu benim için çok değerli bir şey. Çünkü okulda, farklı yerlerde hep kendi olduğumuz kişiliği yansıtamıyoruz. Hep birilerinin emirleriyle, birilerinin vaatleriyle bir çocukluk ya da bir şey üretmeye çalışıyoruz, bir şey yapmaya çalışıyoruz, hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Ama bu proje içerisinde gerçekten özellikle aktivizm alanlarında biz ne hissediyoruz, biz ne düşünüyoruz ve biz tam olarak ne yapmak istiyoruz çok güzel bir şekilde tartıştığımızı düşünüyorum. Bunları söyleyebilirim. Çok teşekkürler. Böyle birkaç tane sorum var aslında ama Resul'e de söz vereyim. Sonra belki beraber tartışırız. Büyükleri, tırnak içindeki büyükleri daha az konuşturalım. Resul, sen de öncelikle kendini tanıtır mısın? Sonrasında da bu proje deneyimi ve hani katılımcı ve güvenli miydi bu proje süreci? Belki biraz eleştirin burada Gözde ve Aslan'ı diyeyim. Tabii ki. Teşekkür öncelikle bizi davet ettiğin için ve söz verdiğin için. Ben Resul Hüseyinzade, ben de 18 yaşındayım. Kendimi bir sosyal aktivist olarak nitelendiriyorum. Çünkü doğa ve çevre haklarının dışında çocuk hakları, kadın hakları gibi birçok hakları da savunmakla uğraşıyorum. Aynı zamanda bir girişimciyim. Yaklaşık ortaokul yaşlarımdan beri çocuk haklarını, eğitim haklarını savunmakla başladı aslında. Hem kendi okulumda hem kendi çevremde bahsederek başladı.
Bilgi Sosyal'de 2019 yılında daha ben 13 yaşında bir çocukken onların çalışmalarını takip ederek başladım onlarla tanışmaya. Rusya Şus'ta ise ben girişimci de olduğum için sık sık global ve ulusal toplantılara katılıyorum. Aslıhan'la birkaç kez orada tanışmıştık ve birbirimize böyle Aslıhan Hanım, Resul Bey diyoruz, böyle Allah Allah bir yerden tanışıyoruz galiba biz gibi. Daha sonrasında bir arkadaşımın önerisiyle Rusya Şus'un kurulduğundan haberim oldu. Ve dedim ben de çok heyecanlı bir şekilde, ne kadar muhteşem bir şey. Rusya Şus'u global olarak da tanıyordum öncesinde. Hemen katılalım dedik ve katılmaya başladık. Sonra yine heyecanlı olduğumuzu da zaten söylemiştim. Çok heyecanlı bir ekip. Aklımıza bir fikir geldiğimizde hemen birbirimizi arayarak bahsediyoruz fikirlerimizden. Yine öyle bir günde Aslan'la konuştuğumuzda böyle bir proje olduğundan, diğer arkadaşlarla da bir proje tartıştıklarından, sen de katılmak ister misin, nasıl geliştirebiliriz gibi konuşmaya başladık. Ben de tabii dedim, çok iyi olur dedim ve hemen katıldık, toplandık, bir araya geldik. Projenin bütün süreçleri aslında, başta bir fikir ortaya çıktı evet, ama onun geliştirilmesi, değiştirilmesi, nasıl şeyler yapmamız gerekiyor, nasıl ilerlememiz gerekiyor, zamansal sürede nasıl tasarlamamız gerekiyor, hepsinde bizlerin fikirleri de alınarak bir ilerleme süreci kaydedildi. İçeride olacak üretilen materyaller de az önce Aslan'ın bahsettiği gibi yine biz çocukların görüşlerini içinde barındırarak oluştu. Ve hatta vaka katlarından da bahsetmiştin, onu da biraz değinmek isterim. Şöyle ki biz aktivistler olarak çok farklı şeyler yaşayabiliyoruz ne yazık ki. Çünkü sosyal bir şeyin içerisinde daha küçük yaşlarda atlamış gibi oluyoruz biraz. Zaten atlamayı, zıplamayı, oynamayı da seven bir ekibiz aynı zamanda. Farklı durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu bizim güvenliğimizi tehdit edebiliyor bazen. Bu yüzden hem bizim yaşadığımız hem de bizim ileride yaşayabileceğimiz, bizim gibi diğer aktivistlerin ileride yaşayabilecekleri durumları değerlendirmek ve nasıl çözümcül bakış açısıyla sonuçlandırabiliriz, sonuca varmasını sağlayabiliriz. Bunları beraber konuştuk, tartıştık ve vaka kartlarının olayı çözümcül bakış açısıyla değerlendirmeyi öğrenmiş olduk ve ileride de birçok aktivist arkadaşlarımıza öncü olması için de paylaşmayı öngördük. Yani hem bu zaten projeyi son olarak söylemek istediğim katılımcı, kapsayıcı ve güvenli dediğimizde hem çocuk olduğumuz için güvenliğimizi sağlamak, katılımcılığımızın artırılması, yani sözde değil, gerçek eylemlerde de her yerde olabildiğimiz bir katılımcılık ve kapsayıcılık. Yani sadece belli bir kitlenin değil, belli bir yerden çocukların değil, tüm çocukların eşit bir şekilde katılımını sağlamak için kapsayıcılık içerisinde barındırdık diyebilirim. Çok teşekkürler. Belki bu kartlar dediğimiz birazcık daha açabilir miyiz? Vakalar nasıl oldu? Kim anlatmak ister? Melisa ister misin? Tabii ki, tabii. Şimdi şöyle, vaka kartlarında öncelikle tüm bu süreçte birlikte hazırladık bu arada. Gerçekten bol bol tartıştık, konuştuk. İşte bazen Aslan bizi aradı, bazen ben Aslan'ı aradım, Yusuf Aslan aradı, Gözde'yi aradı. Derken bu şekilde aslında yoğun bir süreç geçirdik. Vaka kartları da şöyle oluyor. Öncelikle iki tane vaka kartı oluyor. Bir tanesinde bizim iyilik halimiz üzerine. Diğerinde de hani diğer çocukları, başkalarının iyilik haliyle ilgili vaka kartları. Ve biz bu vaka kartlarıyla birlikte işte biz ne hissediyoruz da, biz ne düşünüyoruz da, biz ne yapmak istiyoruz da odaklandık. Ya, tamamen aslında hislerimize odaklandık. Kendi iyilik halimize odaklandık. Vaka kartlarını aslında göstermeyi çok isterim. Bilmiyorum asla yansıtabilir miyiz ama. Belki yansıtabiliriz sonrasında gösterir rejim. Ya bu şekilde kendi iyilik halimize odaklandığımız, kendi güvenliğimize, kapsayıcı olmaya odaklandığımız ve vaka kartı serisi oldu. Çok teşekkürler. Belki şunu da konuşabiliriz. Her ikiniz de aktivist olduğunuzu söylediniz. Hatta Resul başına da bir sosyal ekledi. Bu belki ilginç gelecektir. Özellikle çocuk dinleyicilerimiz, belki genç dinleyicilerimiz için. Bu arada anladığım kadarıyla şu an 18 olup hani tırnak içinde yetişkinliğe adım atmışsınız. Ama epey uzun bir süredir de çocuk olarak 0-18'e, çünkü uluslararası tanımı Türkiye'nin de paylaştığı bir tanımımız var. Ama kendiniz çocukken de zaten anladığım bu süreçlerin içinde yer almışsınız. Aktivist olmayı nasıl tanımlıyorsunuz? Belki hızla Melisa'ya bir genel söyleyeyim, sonra da Resul eklesin onun. Hani aslında söyledi ama belki gene eklemek ister. Sosyal aktivist de neyi ayırıyor? Şöyle, ben aktivist tanımını kullanıyorum. Küçüklüğümden beri her şeye karışmak, her şeye maydanoz olmak istiyorum. O yüzden her şeye karışmayı gerçekten çok seviyorum.
Böyle yemek yapıyorum aslında. Yine hiç olmayan bir yemek tarifi deniyorum. İçine her şeyi katmaya çalışıyorum. Her baharattan, her bir sebzeden, meyveden katarak çok güzel, çeşitlilik dolu, kapsayıcılık dolu bir yemek yapmaya çalışıyorum. Ve bunu nasıl yapıyorum? Bunu çok çabalayarak, çalışarak yapıyorum. Özellikle çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve iklim alanında birçok dernekte, birden fazla dernekte gönüllülük yapıyorum. Kimisinin kurucu ortaklarındanım, kimisinin danışma kurullarındayım, yönetim kurullarındayım. Ve gerçekten çok yoğun bir süreçte yoğun bir süreç yürütüyoruz. Aktivist olmak benim için gerçekten var olabilmek. Var olabilmeyi anlatıyor benim için. Yani çevremde evet bir sorun görüyorum ama farkındalıkla kalmak istemiyorum. Yani bunu farkındalığın ötesine taşımak istiyorum. Yani yolda yürürken bir çocuk bana gelip bana mendil satmasının tahammülüm yok. Ve ben bunu acı duygusunun ötesine taşımak istiyorum. Yani acıma duygusu değil, yerine gerçekten evet bir şeyler yapıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz duygusunu getirmek istiyorum. Çünkü o duyguları ben öyle bırakmak istemiyorum. Duygularımı çok önemsiyorum ve duygularımı çok daha etkili bir şekilde kullanmak, onları sürdürmek istiyorum. Bunun için de hep hak savunuculuğu alanlarında aktif olmaya, değişim alanında elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hatta değişim aktivistliğini de çok kullanıyorum ya da dünyayı kurtarma aktivist gibi. Temiz mi? Peki. Bunlar gerçekten çok güzel kavramlar, yeni yeni aslında ürettiğim kavramlar. Ve oldukça yaygınlaştırmayı heyecan verici buluyorum. Çünkü değişim, yani değişimi getirmek istiyorum. Bir şeyleri değiştirmek istiyorum. Bu böyle gitmez, bu böyle kalmayacak diyoruz. Böyle gelmiş, böyle gitmeyecek diyoruz. O nedenle de hani değişime tutkuyla sarılıyorum ve değişimin aktivizmini yapıyoruz diyebilirim. Harika anlattın. Ben çok yorum yapabilirim ama yapmayıp Resul'e demek ister diye söyleyeyim. Ya ben ilk olarak birey kavramından başlamak istiyorum aslında bu aktivizm kavramına değindiğimizde. Ne yazık ki bizim coğrafyamızda birçok konulara baktığımızda birey kavramını indirgenmiyor ama biz aktivist olarak birey kavramını önemsiyoruz. Az önce de Melisa bahsetmişti, projemizde bile ilk önce bireylerin iyi iç halinden başlıyoruz. Yani vakayı gösteriyoruz, bu vaka sana nasıl hissettirdi diye başlıyoruz. Yani bireyin duygularını önemsiyoruz. Yine buradan bireyi diğer bir şeye bağlayayım. Birçok insan değişimlerin nereden geleceğini düşünür ama değişimler bireyden başlar aslında. Birden başlar. Hayrettin Karatan'ın dediği gibi hani her şey bir ile başlar olduğu gibi yine bireyden başlamasına ele alıyoruz ve bireyin önce kendisinden başlar. Kendi dünyasını değiştirerek çevresini de dünyayı değiştirebileceğine de inanıyoruz biz. Yani bir kişiyle başlayan her şey binlere, milyonlara, milyarlara belki ulaşarak dünyayı değiştirebilir ki günümüze kadar da hep böyle olmuştur. Aktivist kelimesine bakarsak da aktif olmak yani hareketli olmak demek. Her şey için hareketli olmak demek. Ve alışagelmişin dışına çıkmak demek. Yani alışagelmiş düzenli, sisteme, hepsine farklı bir bakış açısıyla bakmak, farklı bir gözle bakmak, çocukça bakmak aslında. Yine bizim aktivist olarak sık sık kullandığımız şey çocukça bakmak, çocuk gibi bakmak, çocuk gibi davranmak. Yani çünkü çocuğun nasıl hayal dünyası, nasıl böyle etrafına baktığında rengarenk görebiliyorsa, yani ben o seride sizi geçmiş olabilirim ama hala çocuk olduğumu düşünüyorum ben de. Çünkü o bakış açısını hala taşımaya çalışıyorum kendimde. Öyle bir şekilde baktığımda farklılıkları beraber şekilde değerlendirmeleri, farklılıkları farklı olduğu gibi ama hep birlikte görerek, kapsayıcılığı sağlayarak, ileriye daha farklı, daha gelişmiş açıda bakarak ilerlemeyi sağlayan aktivistler. Yani günümüzde yaptığımız aktivistliğin eylemlerine de bakarsak da yanlış gördüğü şeylere karşı herkesin farklı karşı çıkma tarzları var. Birisi eline pankartını alır, sokaklarda gezebilir, söyleşilere çıkıp konuşma yapabilir, çevresine, ailesine bahsedebilir. Sosyal medyayı kullanan birisi, sosyal medyada bunlardan bahsedebilir. Afiş tasarlayabilir, animasyonuna katılabilir, film yapabilir, okulunda bahsedebilir. Yani aktivizmin hiçbir tanımı yok aslında. Aktif olduğun, savunduğun şeyi paylaştığın, tarafında savunduğun şeyi savunduğun gibi bir garip cümle olur ama her şey aktivizm olarak değerlendirebiliriz. Çok teşekkürler. İşte başka kullanılan laflardan işte o değişimin elçisi olmak, öznesi olmak belki de. Aslan'a soru sorayım. Onları da dışarıda bırakmayalım. Şimdi kapsayıcılık derken diğer konuklarıma da adaletsiz davranmayayım. Aslan sen de herhalde çocukça bakıyorsun diye tahmin ediyorum tırnak içinde demin kullandığımız gibi. Fakat şöyle bir şey var. Daha önce biz Gözde'yle de bunu oldukça yoğun konuşmuştuk. Yani çevre kadar hepimizin aslında çok zorlandığı, hani
sorumluluk almak istesek de yetmediğimiz, o değişimi yaratmanın en zor olduğu alanlardan birinde çocuk aktivizmi üzerine konuşmak, düşünmek. Buna dair ne söylemek istersin? Çünkü gerçekten hani belki işte daha yaşı büyüklerin kirlettiği ve bozduğu bir çevre, bir dünya ve buna bağlı olarak da bir araya gelip hareket etmeye ve değiştirmeye çalışan çocuk aktivistler. Hani buradan kendi içinde de büyük bir çelişki var gibi. Nasıl okuyorsun sen? Ya bence ben grubun en çocuğu kategorisinden girebilirim gibi hissediyorum kimi zaman, değil mi? Biraz öyle hissettim ben de. Melisa ile Resul de katıldılar galiba buna. Aynen. Evet, siz de bizi toplantılarda göreceksiniz. Yani bu ben hep şeyi düşünürdüm küçükken. Yani 18 olunca ne oluyor? Yani 18 olduğunun ertesi günü ne olacak? Yani ne olacak da hayatımız bir anda değişecek de oy verebileceğiz? Bu benim küçüklük dertlerimden biriydi. O yüzden hakikaten o yaş benim için sadece bir sayıdan ibaret kaldı. Ama geçen gün Melisa bir pankart yapmıştı. Çocuk gibi davran diye. Ondan sonra zaten o özgürlüğü, o alanı, düşündüğümü paylaşabilmeyi, yani öğrenilen kültürden farklı sen oturdan önceki hayatı yaşamaya gerçekten çalışmaya çalışıyorum. Her zaman başarılı olamıyorum ama o heyecan, o merak gerçekten benim içimde. Ben de aslında aktivizmi çok farklı şekillerde tanımlayabiliyoruz. Hatta bazı kişiler projemizde kendilerine aktivist demiyorlar ama bu alanda hak savunuculuğu yapıyorum diyorlar. Ben bu alanda aktivist değilim ama konuşuyorum, ya da ben şöyle bir proje yapıyorum, ya da ben biyolog olarak burada bir derdimi çözmeye çalışacağım gibi. Ama nihayetine baktığımda sanırım hepimizin derdi harekete geçmek. Yani biraz böyle Jane Goodall'a da burada gönderme yapacağım. Hani bir umut nedir diye sorduklarında Jane'in hep bekledikleri şey umut, böyle hani olmasını ummaktan öte ummak için harekete geçmekten bahsediyor. Yani onun olabileceğine inandığın için umuyorsun ve bunun için harekete geçiyorsun. Sanırım hepimizin en sonun, yani en derindeki niyeti bu. Ve ben de aslında bir çocuk aktivistim. Çok küçük yaşlarda kendim hayvanlarla ilgili, beslenmemle ilgili gerek evde gerek okulda savunuculuk yapıyordum. Ama bunu bir bilinçli bir aktivizm olarak da yapmıyordum. Ama zaman içerisinde böyle yaşım büyüdükçe ve yetişkin olmaya başladıkça da ya dünyayı siz kurtaracaksınızı çok sık duymaya başladım. Yani az önce sizin sorduğunuz soruya geldi. Ben bir şey yapmadım ki, neyi hani odamı dağıttığım zaman topluyorum. Çünkü ben dağıttım da şimdi oradaki yetişkinlerin fabrikalarını, karbon ayak izlerini ben nasıl toplayacağımı. Çok hakikaten ben de bir 20'lerimde WWF'de gönüllü olduğum süreçlerde hissetmiştim. Ama ben bunun, hani sorduğunuz soruya gelecek olursak, bunun hepimize atılmış, biz yetişkinler de dahil, çocuk aktivistler de dahil, çok büyük bir baskı olduğunu, bunun altından kalkmamızı beklenmesinin hepimize yıpratıcı bir zarar verdiğini, bu yükü omuzlarımıza tek başımıza taşınmasının çok güç olduğunu hissediyorum. Ama bu yüzden bir yandan da bir arada durmanın, bu dertlerde beraber hareket etmenin, paylaşmanın, yapamadığımız zaman benim molaya ihtiyacım var demenin, eko anksiyete yaşadığımızda bunu paylaşmanın, Ekoansiyete mi kullanıyoruz? Onu bir söyleyelim. Belki dinleyicilerimizden bazıları var ama bu kelimelerle ifade etmiyordur. Kaygı aslında ekoloji alanındaki yıkımlar, çevresel sorunlara karşı hissettiğimiz kaygılar, iklim değişikliği, kriz kelimesi o kadar gündemimizde ki. Evet. Bütün bunlara karşı bir dirençlilik geliştirmeye çalışıyoruz. İşte bunları beraber yapabilmenin önemini bence gördük bu aktivizm sürecinde. Yani bireyle başlıyor Resul'ün dediği gibi, ama o bireyin yalnız olmadığını hissetmesi, o yükü paylaşabiliyor olması, istediği zaman yardım isteyebilmesi bence aktivizmi de böyle en değerli kılan ve bana aktivizmin en çok öğrettiği ve bunun içinde sadece insanlardan bahsetmiyorum. Yani doğadan da bahsediyorum, çevreden de bahsediyorum, su, taş gibi varlıklardan da bahsediyorum. Onlar da çünkü bir sığınak, şempanzelerden de bahsediyorum. Bunu beraber yapıyor olmak gerçekten o harekete geçme halini çok kıymetli kılıyor. Çok teşekkürler. Gözde, aynı soruyu aslında biraz da dediğim gibi daha önce aramızda da konuştuğumuz bir şeydi ama hani senin gözlemin bu süreçte ne oldu? Özellikle çevre alanındaki çocuk aktivizmi üzerine
eklemek istediğin, paylaşmak istediğin noktalar var mı? Çünkü Aslan'da çok güzel hem o etik bireyciliği hem de ilişkiselliği, ilişkiselliğin hepimize iyi gelen tarafını, dayanışmayı belki duyduk. Senin de ama gözlemlerin, tespitin nasıl? Çünkü ÇOÇ'a her zaman çocuk danışma kurulları ile işleyen bir yapıda. Hiç kolay bir süreç değil ama özellikle çevre alanı biraz daha da zorlayıcı sanırım. Ya aslında Çoça'nın mesela çevre ve iklim hareketine işte böyle bir projeyle girmiş olmasının da nedeni bu. Çünkü aslında çocuk hakları ve iklim krizi, yani çocuk hakları alanındaki çalışanların gündemine iklim krizi ve çevreyi çocuklar getirdi globalde ve Türkiye'de de bence. Bu çok kritik bir nokta. Tam bu çocuk katılımının birçok noktasında biz yetişkinlerin başta çocukların dahil olduğu süreçler söyleriz. Aslında çevre, iklim krizi ve çocuk meselesini bir arada ele alma meselesinde gençlerin ve çocukların inisiyatifi çok kritik. Bu projede de birazcık aslında oradan yola çıkmaya çalıştık. Yani burada bizler birilerinin adına ve bu konu hakkında bir şey yapmak değil de zaten halihazırda yapan gençlerle beraber düşünmeyi sağlamak. Ama tam az önce Melisa söyledi, bir mola kelimesini kullandı. Orası bana çok iyi geldi. Çünkü tam da hani söylediğiniz gibi şey, bu bir çocuk psikolojik yük olarak tanımlamıştı. Bu biz değişen dünyada büyümekteki iklim kriziyle konuşuyoruz. Yani o üzerindeki yük bazı kişileri, bazı gençleri tamamen görmezden gelmek. Yani umursamaz, hareketsiz de bırakabiliyor. Tam hareketten bahsettiğimiz yerde bu kaygılar, endişeler aslında durdurabiliyor. Ama durdurmayan gençler de aslında bir mola ihtiyaçları var. Ve hani aslında çok zor da bir şey yapıyorlar. Hem örgütlenme becerisini çok küçük yaşta yani bir arada protesto kampanya düzenlemeye çalışıyorlar. Yani bu gerçekten Türkiye'de oldukça zor bir şey ve bunu hani çok genç yaşta ve farklı gruplarda yapıyorlar. Bu arada hani böyle şey de yapmak değil, burası bir homojen bir durum da değil ki. Yani gençler arasında o kadar büyük Aslında çeşitlilikler, onu sormak farklılıklar var. istiyordum Gözdeciğim, pardon lafını kestim ama yani kapsayıcılık dedi Resul, hakikaten kapsayıcı bir nokta mı? Çünkü bu daha yetişkinler açısından da hani çevreyi kimler dert edinebiliyor ya da organik kimler yiyebiliyor? Hani buradaki sınıfsallık gibi tartışmalar birçok açıdan olur ya da işte tarımsal alanda çalışanların çevreyle olan ilişkisi, kırsal yaşamdaki çevreyle işte şehir çok farklı. Bunlar hep tartıştığımız şeyler. Hani aynı yansıma çocuk açısından kapsayıcılıktan bahsedebiliyor muyuz? Yani hangi çocuklar burada? Yani şöyle, yani kendi aramızda da konuştuğumuz için söyleyebilirim. Zaten ilk bir araya geldiğimizde gençlerin ve yani aktivist de bu alanda çalışan kişilerin bunu yaymak, yani Türkiye'deki farklı grup gençlerle, bunu dert eden gençlerle bir araya gelmek. Bu aslında akran eğitim modeli ve işte yaygınlaştırma çalışmalarının birazcık nedeni bu. Çünkü her grup bu kadar örgütlenebilmek, inisiyatif alabilmek. Ya çünkü gerçekten Resul ve Melisa'nın gerçekten bir haftalık takvimini gerçekten o kadar yoğun ki, yani çok başka bir şey bu. Bu her gencin yapabileceği bir şey de değil. Ama yapmak isteyenleri nasıl dahil edebiliriz diye aslında gençlerin bizim proje yaptı demiyorum. Biz projede katkı sağlamaya çalışıyoruz. Onların öyle bir derdi vardı. Belki onu bahsederler. Ama şu an benim gördüğüm çok daha dışarıdan, ama onlar cevaplayacaktır. Tabii ki çok yaygın değil. Birazcık daha kentlerden doğru yola çıkan bir şey hali var. Yani bu protestolar ya da eylemler ya da iklim kriziyle ilgili birlikteki buluşmalara katılan kişileri ben öyle nitelendirebilirim. Ama projede bu da onların dert ettiği konulardan bir tanesiydi. Özellikle vaka kartlarındaki mesela katılım meselesinde, hani bu mesela böyle vakalar da var. Yani sessiz kişileri nasıl yapabiliriz? Başka kişileri nasıl dahil edebiliriz gibi böyle hani temel konuşma alanlarımızdan bir tanesi de buydu. Umuyoruz ki biz bu yaygınlaştırma çalışmasıyla projede bunu da genişleteceğiz. Yani yeni kişilerle tanışma imkanı sağlayacağız. Hep belli kişiler olması çok sorunlu geliyor çünkü. Genelde hep bunu söylüyorlar. Hep aynı kişiler olmasın diye. Bunu aşmak istiyoruz hep birlikte. Umarım olacak. Aslında bu sadece çocuk alanının mevzusu değil. Yani sivil toplum alanında aktif olan, aktivist olan, tam da Melisa ve Resul'ün tanımıyla değişim için uğraşan kişileri gördüğümüzde hep işte farklı farklı şapkalar tek kişide ya da birçok kişi birçok şapkayı taşıyor. Bunu görüyoruz. Peki hani belki merak edenler olur diye izleyicilerimizden, dinleyicilerimizden Melisa, Resul derslerle bu yoğun programı, bu yoğun aktivizmi nasıl bir arada yürüttünüz ya da yürütürken ne oldu? Çünkü hani bir yandan işte çocuk olma artık sen büyüdün cümlesi de hani çok sık söylenen,
çocukluk yapma gibi cümlelerin de çok yoğun söylendiği bir toplumsal yapının içindeyiz. Ve dediğimiz gibi gene Gözde'nin söylediği gibi yani yetişkinin bile çok aktivist olabilmesinin kolay olmadığı bir toplumsallıkta yaşıyoruz. O yüzden paylaşmak istediğiniz, aktarmak istediğiniz deneyimleriniz var mı? Ya benim şöyle oldu. 11. sınıfın başında bir hayatı sorguladım. Bir eğitim sistemini sorguladım. Dedim ki, biz neden okula geliyormuşuz? Gerçekten bunu oturup düşündüm. Ve okul benim vaktimi çok alıyordu. Ya ben bir toplantıya gitmek istiyordum. Okuldan nasıl çıkabileceğimi düşünüyordum. İşte eylem oluyordu. Eyleme okuldan çıkıp nasıl gidebileceğimi düşünüyordum. Derken böyle çok karışık ve kaos geliyordu. Sonra açık liseyle karşılaştım. Hemen açık liseye geçtim. Hiç düşünmeden direkt dedim ki ben açık liseye geçiyorum. Çünkü aktivizmi dünyayı kurtarmak için, aktivizmi dünyayı kurtarmam için bunu yapmaya ihtiyacım var dedim. Açık liseye geçtikten sonra böyle çok çevremde arkadaşıma anlattım. Benimle birlikte açık liseye geçen birçok arkadaşım oldu. Hem aktivizm çevresinde hem de aktivizm dışarısında. Böyle kendi kendimizle okul yaratmaya başladık. Yani kendi okulumuzu kurmaya başladık. Hatta şu an aklıma bir fikir geldi. Aktivizm okulu diye. Bunun için fomcu olmak isteyen varsa bana ulaşabilir bu arada. Çok güzel bir fikir. Fons almak isteyen varsa bana ulaşabilir. Onu söyleyeyim bir daha. Katılım yayınları izleyenlere. Yani gerçekten okulu evet bir an dedim ki ben tamam gidiyorum. Bırakıyorum. Açık liseye geçtikten sonra daha çok kendim olabilmeye başladım. Yani hayallerimin ve fikirlerimin daha çok peşinden koşabilmeye başladım. İlk başta meslek sesiyle başladım ben liseye. Meslek sesinde de çok fazla bizim hayallerimiz, fikirlerimiz engelleniyordu. Hani işte zaten siz meslek sesiniz, hani ne yapabilirsin modundaydı hocalar. Ama tabii onlara günlerini gösterdik zamanla. O şekilde ben söyleyebilirim. Tabii şimdi ben tabii ki üniversitede olan bir hoca olarak gayet muhafazakar bir cümle kurabilirim. Açık liseler üzerine çünkü bir yandan da anlamaya çalışıyoruz. O yüzden seninle ayrı bir konuşma ve uzun bir tartışma yapabiliriz sonra Melisa. Evet. Bütün bu süreci ve deneyimi merak ederek. Ama evet. Süremiz biraz oldukça kısa olduğu için Resul'e de söz vereceğim ama hakikaten böyle ayrı ayrı 3-4 program yapmak istedim şu an sizlerle. Resul senin sürecin nasıl oldu? Ya ben şöyle okulla benim ilişkim aslında çok küçüklükten başlıyor. Çünkü benim annem bir öğretmen ve ben 3-4 yaşlarından itibaren okulda olan birisiydim. Ben şöyle değerlendiriyorum sürede aslında. Şimdi pandemi denilen bir stresle karşı karşıya kaldık biliyorsunuz ve okullar online yetişmeye başladı. Biz burada okulun 4 duvar arasında tavanı betonlardan ibaret olan bir yer olmadığını aslında çok çeşitli yer olan bir yer olan çeşitli yerlerde öğrenme imkanı, dijitalden öğrenme imkanı olduğunu görmüş olduk aslında. Tüm öğrenciler de eğitim sektörü olarak. Daha sonrasında ben 11. sınıfın sonlarında bir de şöyle bir değerlendirmem var. Bir şey senin konfor alanına dönüştüyse artık ondan çıkman gerekiyor. 11. sınıfın sonlarından itibaren şöyle düşünmeye başladım. Okul artık benim konfor alanım haline dönüşmeye başladı. Yani benim bilmek istediklerimi bana vermiyor. O bildiklerimden de fazlasını bana katamıyordu okul artık ne yazık ki. Tabii bu her kişinin yeterli olmayabiliyor. Ama kendi düzenimi sağlayan birisi olduğum için artık çeşitli öğrenme yöntemlerimi deneyebilirim. Yani kendi başıma da kendimi geliştirebilirim. Bunun örnekleri çok fazla var yurt dışında da, yurt içinde de. Yani okul illa eğitim demek, illa okulda kalmak demek değil aslında. Eğitim demek yaşam boyu eğitim zaten. Yani ben zaten yaşamı bir yolculuk olarak, bir okul olarak görüyorum. Yaşam kendisi bir okul. Yaşamda yaşadığımız her şey bir eğitim. Yaşadıklarımızdan bize kalanlar da öğrendiklerimiz olarak görüyorum ben. O yüzden ben de 11. sınıfın sonunda artık liseye geçme kararı aldım. Artık liseyi bilenler bilir, bir puanlama sistemi vardır. Puanlarım yüksek olduğu için hemen yazın mezun ettiler beni. Yani yazdan bugüne kadar da yani yaklaşık bir senedir neredeyse de kitap yerlerinden bir şey var mezuna kalmıyor da. Onun gibi tüm zaman, kalan zamanın hepsini kendimi geliştirmeye ve çevreyi, çocuk haklarını savunmaya ayırıyorum. Bir seneden itibaren yeniden akademik olarak eğitime devam etmeyi düşünüyorum.
Evet, peki Resulcüm, gerçekten de çok ilginç bir alana geldik. Bu bir başka programın konusu olacak herhalde ama Gözde'ye de bile biraz biz bu çocuğun iyi olma hali alanında çalışıp yeni hatta bir projeye de başlayarak bunu sormak istiyorum Gözde. Genel olarak arkadaşlarımız, aktif olan arkadaşlarımızın eğitim, yani bir biçimde bu yaşam boyu eğitim düşüncesiyle eğitimden kopmalar ya da açık liseye geçmek ya da farklı bir şey var mı? Burada bir tartışma var mı arkadaşlarımız arasında da? Yani şey, burada tabii iki proje katılımcımızla benzer bir süreci geçirdi ama aslında farklılıklar var. Okullarına devam eden gençler de projede var. Hani bu bir farklılık. Hatta vakalarımız arasında işte okulun ve eğitimin dert olması, bunları düzenlerken buna dahil olup olamama da kendi örgütlenmeleri içerisinde de bir sıkıntı. Yani bir konu aslında, bu önemli. Ama şu ortak, yani burada çok Melisa ve Resul'e katılıyorum. Hani okulun gençler için anlamı sorgulanmakta. Yani özellikle de böyle hayat boyu değişim isteyen bir vizyonda hareket etmek isteyen gençler için ne kadar nitelik veriyor, ne kadar ona katkı sağlıyor konusu ortak. Yani okula devam ya da etmeyenin ortaklaştığı konulardan bir tanesi bu. Ne kadar ona katkı sağlıyor diye. Ama hani eğitime devam edip hani okulda devam etmek, açık lisede devam etmek gibi meselelerde çeşitlilik var. Ama bence de bu çok önemli. Sizle de konuşmuştuk zaten. Bence belki başka bir programda yine daha böyle eğitim üzerine birlikte düşünmek gençlerle de güzel olabilir. Gerçekten de öyle. Çünkü bir açıdan da nasıl bir eğitim o zaman düşünmeliyiz? Nasıl dönüştürmeliyiz? Çünkü pandemi hepimiz için, üniversite alanında çalışan bizler açısından da bunu getirdi. Şu an işte ne diyelim? Başka tür yapay zekanın getirdiği araçlarla nasıl bir eğitim yapmalıyız? Bütün o yeni gelişmeleri nasıl içselleştirip müfredatlara katmalıyız? Hep konuşuyoruz. Evet, süremiz doluyor. Aslan, son sen de eklemek istediğim şey var mı? Aslında herkese çok kısa eklemek istediği bir şey varsa toparlayalım ama süreç devam ediyor galiba. Proje tamamen bitmedi. Belki çok kısa ekleyecekleriniz varsa onları alıp tamamlayayım. Evet, dediğiniz gibi proje devam ediyor. Aslında projenin de en heyecanlı yerine geldik. Yaygınlaştırma eğitimleri olacak. Bundan sonra projenin çok büyük bir kısmında gençler ve çocuklar aslında projeyi yürütüyor olacaklar. Biz sadece kolaylaştırıcı olarak ihtiyaç duydukları alanlarda onlara destek olmak için orada olacağız. Dolayısıyla şeyde çok merak ediyorum. Bu programı bir 6 ay sonra yapmış olsaydık acaba neler duyardık ve neler hissetmiş olurlardı? Belki yine böyle bir şeyleri konuşma şansımız olur. Ben çok teşekkür ederim. Burada beraber olmak ve bunları konuşmak, Resul ve Melisa'dan gerçekten projenin amacına ulaştığını duymak en heyecanlı kısımdı. Buna da vesile olduğunuz için ayrıca teşekkürler. Umarım başka programlarda da bir araya geliriz. Evet, yani ağzımızın tadı hakikaten şey, yarım kaldı diyelim. Melisa, eklemek istediğim bir şey var mı? Ben Ceylin'in sözünü söylemek istiyorum. Her bireyin oynayacağı bir rol vardır. Her bireyin takdiri. Bunu söylemek istiyorum. Gerçekten de öyle. Çok teşekkürler Resul. Ben şunu söyleyebilirim öncelikle. Hem bireylerden hem topluluklardan o kadar çok şeyde konuştuk ki ve şuna dikkat etmek istiyorum. Fark ettiyseniz birbirimizi burada çok sık tamamlıyoruz aslında. Bizim toplulukların da en büyük özelliği budur. Yani ben bir yerden giriyorum, üzerine Aslı bir şey etkiliyor, üzerine Melisa bir şey etkiliyor, üzerine Gözde bir şey etkiliyor. Aslında her birey, herkes kendi bireyle beraber bir bütün oluşturuyoruz. Bu bütünün gücüne, birleşmenin gücüne inanıyorum ben de. Hep beraber gelecek için birlikte diyorum ben de. Teşekkürler. Çok çok teşekkürler Gözdecim, sana da sözü vereyim. Bir film galiba 23 Nisan Evet. itibariyle belki ona eklersin. Evet, işte Melisa ve Resul ve bir sürü ekibimizden gencin de katkısıyla küçük bir animasyon filmimiz olacak. Hani onu yaygınlaştırıyor olacağız 23 Nisan'da. Bu birazcık da aslında tam da bu haklarını savunurken çocukların güvenliğini ve onların kendi haklarını hatırlatıcı bir film. O yüzden hem yetişkinlerin hem çocukların hani izlemesini istiyoruz. Biraz bu animasyon film üstünden de konuşuyor olacağız yaygınlaştırma eğitimlerinde. Yaygınlaştırma eğitimleriyle ilgili bazen çağrılarımız da olur iki kurumdan. Bizi dinleyen gençler, çocuklar varsa ya da hani onlara iletmek isteyecek olan öğretmenler ya da sivil toplum kuruluş çalışanları, onları da bizi takip etmelerini istiyoruz. Çünkü ne kadar çok çocuğa ve gençle bu çalışmaları artırırsak istekli olanlarla o kadar da mutlu oluruz. Buna vesile olduğunuz için de çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten bizim için, yani İstanbul hepimizin girişimi açısından da şehir hepimizin diyoruz. Şehir aslında hepimizden daha çok çocukların, onların güvenliği ve şehrin
nasıl bir geleceği olacağına dair katılımcı politikaların izlendiği bir şehir olması çok hayati. O yüzden sizlerin tanımıyla aktivist çocukların olması, onların iyi hallerini, iyi olma hallerini koruyarak olması çok önemliydi. Belki ilk kez daha genç, daha çocuk izleyicilerimiz olacak bu programda ve mutlaka bittiğinde de buluşmak üzere. Sağ olun diyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum.